arkadaşlar. Bakın. Hayır. Arkadaşlar. Yemekçiyiz arkadaşlar. Yağmura bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Antalya Aksek Gümüşdamla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar bugün yine ben güzün bağımı budamıştım arkadaşlar. Hatta bağ ile ilgili bir budama videosu da atmıştım. Arkadaşlar bir kısmı kalmıştı, yerleri budamıştım, yani yerdeki asmaları budamıştım. Çardakları kalmıştı sadece. İşte obaya gittik, göçtür falan derken bu zaman biraz geç kaldı ama bugün de hava çok güzel, güneşli, ılık bir hava var. Fırsat bu fırsat dedim, hemen kalan çardakları budadım arkadaşlar. Küçük bir kısmı kaldı. Onu da şimdi sizlere göstereceğim inşallah budarken dostlar. Dostlar inşallah videolarımızı beğenirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar, budadığım önceki güzün budadığım sonbaharda budadığım asmaları da göstereyim. Bunları önce budamıştım. Sadece şurada çardaklar vardı. Biraz da şurada var. Sabahtan beridir bunları ben buduyorum. Şunları budadım, çardakları. Şurada az bir yer kaldı arkadaşlar. Şimdi onunla birlikte video çekerek inşallah budayacağız dostlar. Şurada testerem vardı. Ben testeremi alıp geleyim. Hemen daha sonra başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi budama işlemine başlayalım. Daha önce göstermiştim ama birkaç dakika öyle yine tekrardan ben göstereyim. Daha sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Dostlar burayı yerden yapabiliyorum ama şuraya yukarıya çıkmam gerekecek. Şuradan birkaç tane göstereyim kesme işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Dostlar asmalar yaprağını döktüğü için şimdi budamak daha kolay olacak. Bizim için avantaj. Bu mevsimde arkadaşlar aslında şu havalar... Don olsaydı, çok soğuk olsaydı ben bu budama işlemini yapmayacaktım ama işte bulunduğunuz bölgeye göre budama mevsiminiz değişiklik gösterebilir. Ilıksa eğer, havalar güzel gidiyorsa hala budama işlemini eğer ki Şubat'a kadar yapabilirsiniz. Yani asmalar şöyle gözlenip tomurcuklanana kadar budama işlemini yapabilirsiniz dostlar. Ama havada don ve soğuk varsa kesinlikle asmalarımızı ellemiyoruz. Çünkü asmalar için o zararlı olacaktır dostlar. Arkadaşlar budama işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken nokta, eğer biz bu asmamızın verimli olmasını istiyorsak budama işlemine dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bırakacağımız dalları dostlar, bakın burada bir tane cılız bir dal var. Burada da bir tane kuvvetli dalımız var arkadaşlar. Ben bu cılız dalı alacağım. Cılız dalı asma için devamlı dezavantajdır arkadaşlar. Şu dal daha kuvvetli olduğu için bunu bıraktım. Dostlar çubuğumuzda da kaç göz bırakmak istediğimize de yine biz karar vereceğiz. Eğer ki üzüm istiyorsanız, yani üzümün çok olmasını istiyorsanız gözleri biraz daha fazla bırakabilirsiniz ama bu asma için dezavantaj olacaktır. Bunu iyi ayarlamak, yani orta bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Ben şimdi 1, 2, 3 gözümüz var. 3 gözün bitiminden keseceğim. Devamlı 3 veya 4 kez dostlar ideal bir aralıktır. Yani çok fazla göz bıraktığımız zaman da asmayı yaşlanmasına, erken yaşlanmasına neden olacaktır. Şöyle çıkıntıları, gereksiz çıkıntıları kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada da var bakın bir tane. Bunlar geçen seneden kalma. Arkadaşlar şöyle üçer göz veya dörder göz. Kuvvetli olanlardan dörder göz bırakırsanız daha iyi olur.
Bir tane de arada vardı. Bakın şu aradaki çubuğu almış oldum ve burayı aralamış oldum. Baharda böyle asma yaprak açtığı zaman, dallar kuvvetlenmeye başladığı zaman, her taraf yeşerdiği zaman burası havalanmış olacak. Buradaki aradaki dalı çıkararak buranın havalanmasını sağlamış oldum arkadaşlar. Dostlar, bizim asmalarımız bayağı yaşlılar. Belki bir 50 yıllık, 50-60 yıllık vardır. O yüzden şeyleri de böyle, kabuklarını da aslında soyabilirsek daha iyi oluyor ama işte fırsat olmuyor falan derken yine de bereketli oluyor. Allah bereket versin. Baharda nasibimizi alıyoruz. Arkadaşlar bakın, burada dikeye giden iki tane dal var. Ben bunun iki tanesini de bırakacağım. Şöyle bir tanesinde 1, 2, 3 göz bıraktım. Bir tanesinde de 4 göz bırakıp şöyle dördüncü gözün bitiminden kestim arkadaşlar. Dostlar bakın, şurada da iki tane yan yana var. Bir tanesi bu tarafa geliyor. Bunlar bize şey oluşturmayacak. Hani bir zararı olmayacak. İkisini de bırakabiliriz arkadaşlar. Eğer ki şuradan yeni sene buradan bunun devam ettirmesini, bu dalın devam ettirmek isterseniz, devamını getirmek isterseniz, buradan ben 1, 2, 3, 4 göz bıraktım ama 2 göz bırakıp yeni sene bundan çıkacak sürgünü buradan devam ettirip bunu buradan kesebilirim arkadaşlar. Şöyle kesmeye devam edelim. Aradaki ince cılız dalları, bakın arkadaşlar, ben buradaki cılız dalı aldım. Burası da arkadaşlar bakın, bu geçen sene bırakmış olduğumuz, az önce iki tane gözlü çubuk bırakmıştık ya. O çubuk gibi ben geçen yıl bırakmışım. Bunun buradan devam etmesini istemişim. Bunu buradan kesiyorum dostlar. Ne yaptım? Bunu buradan araladım. Bu tarafa devam ettirdim dostlar. Şöyle. Ben şimdi bu çardağımı da budayım arkadaşlar. Daha sonra inşallah tekrar görüşürüz. Evet dostlar, asma budama videomuzdan sonra ben asma budamayı dün yapmıştım. Şimdi ertesi gün sabaha kahvaltıda mis gibi sizlere arkadaşlar, şimdi bilmeyenlere biraz tuhaf gelebilir ismi ama mis gibi Hacı Veli yapacağız arkadaşlar. Bunun adı Hacı Veli. Bizim burada Hacı Veli deniliyor. Nasıl yapıldığını da şimdi eşim yapıyor. Size şöyle gösterelim. Dostlar, bildiğimiz köy ekmeği, yufka ekmeğin arasına böyle açıyoruz. Tereyağı ve peyniri koyup sonra kuzinede pişireceğiz arkadaşlar. Hemen yapılışını şöyle gösterelim. Belki denemek isteyenler olabilir. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Çok doyurucu bir şey arkadaşlar. Biz eskiden beri biliriz bunu. Bizim buralarda yaparlar. Rahmetli annem de yapardı biz böyle kahvaltılarda. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yufka ekmeği seriyoruz böyle. İçine tereyağı ve keçi peyniri. İsterseniz tabii ki elinizde ne varsa böyle katlayıp, kaşarla da yani tercihinize kalmış artık. Tost makinesinin arasında da yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani illaki sobada yapacağız diye bir şart yok. Şöyle hemen kuzineye koyduk. Kuzinemiz de çok güzel yanıyor. Bakın şöyle. Çok alevli olunca yanıyor dostlar. Biraz şöyle kenara çekersek. Evet dostlar, Hacı Veli'mizin pişmiş hali de bu. Şöyle gösterelim. Arasına bakın. Peynir pişmiş böyle. Arasında şey olmuş. Sünmüş. Pişmiş hali de bu dostlar. Deneyenlere de, denemek isteyenlere de afiyet olsun diyelim. Arkadaşlar bakın, benim kedim de burada. Ya Yunus ya. Evet arkadaşlar. Biz sonbaharda Yunus Emre ile birlikte, belki videomuzu görmüşsünüzdür, baklalar ekmiştik. Baklalarımız çıkmışlar artık. Şöyle gösterelim baklaları. Arkadaşlar
şu, şurada bir de fasulye var. Fasulyeler de çıkmış evet. Ama onlar zamansız. Onlar olmaz oğlum. Baklalarımız çıkmışlar. Güzel olmuşlar maşallah. Bunları biraz daha büyüsün. Artık bahara diplerini dolduracağız. Sonra inşallah baklalarını yiyebiliriz. Değil mi oğlum? Ama abi, basma çamura. O ne? Yunus o da bakla galiba. Fasulye de olabilir. Evet fasulye. Tamam bırak. Çıksın bakalım ama o olmaz. Bak o. Dostlar şurada su giden, yağmur suyu giden bir kanalımız vardı. Şöyle ceviz yaprakları falan tıkanmış. Onları şimdi tırmıkla açacağız. O yüzden gelmiştik Yunus Emre ile. Onları bir açalım. Ondan sonra tekrar eve dönüş yapacağız. Hava da böyle yavaş yavaş yağıyor. Sabah çok güzel yağmur yağmıştı. Arkadaşlar fare tuzağına bakacağız. Fare yakalandım. Diye. Diye. Evet. Bir tane de tuzak kurmuştuk. Fare tuzağı. Bizim şey var burada. Kilerimiz var. Salim amcam bakmış galiba Yunus buraya. Çünkü kapının şeyi değişmiş. İpini değişmiş. Aa. Yunus. Ekmeği yemiş mi? Dur bakayım bir. Ekmeği yemiş ama yakalanmamış. Çekil bakayım. Vallahi ekmeği yemiş yakalanmamış Yunus. Bir daha kuralım bunu. Oğlum zaten bak kırmıkla bunları çekeceğiz. İşte bu kadar. Sürekli bir iş yok. Yağmur da başladı zaten. Hemen çabuk olacağız. İstersen şeye git. Yazıhaneye git. He? Çabuk takları bastı. Çabuk takları bastı. İşte bu kadar gördün mü? Hadi. 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 Nereye bakacaksın? Gel. Oğlum gel bununla bak. Telefon da düştü. Telefon kafayı bozdu. Dostlar bahçedeki işlemimizi bitirdik. Yunus Emre ile birlikte su kanalını açmıştık. Bizim evin önünde su patlamıştı. Boru patlamıştı. Onu tamir etmişler. Böyle çukuru kalmış arkadaşlar. Onu kapatacağız şimdi. Yunus Emre bana yardımcı oluyor. Her zamanki gibi. Toprağı böyle kabartacak o çöteyle. Değil mi Yunus? Baba. He. Taşı elim vurdu. Taş, o şurayı yap bak. Taşın olduğu yeri ne yapacaksın? Acıdı mı elin? Acıdı. Tamam neyse. Bir şey olmaz. Bunu kapatalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna da geleceğiz. Önce tabanına şöyle şeyi atalım. Yumuşak topraktan atalım. Çukur gibi. Evet. Çukur. Kalmışlar arkadaşlar. Buraya. Biliyorsunuz önceden de yazında burayı kazmıştık biz. Burayı kazmamıştık. Bahçeyi kazmıştık oğlum. Bilemedim. Sen bilemedin galiba. Evet. Arkadaşlar. Yunus çukurun içine düşme oğlum ha. Kapat.
bakalım. Arkadaşlar şöyle bilekliğine toprağı dolduralım. Dostlar meteorolojiden de şey kar yağışı uyarısı var. Çok don olunca sularımız falan donuyor. O yüzden iyice kapatmamız lazım. Değil mi Yunus? Evet, iyice kapatmamız lazım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar çamurumuzdan da koyalım. Ayşe Alan'a selam yollayacaktın, yollasana. Arkadaşlar Ayşe Alan'a çok teşekkür ederek. Selamlarını da yolla. Şöyle mesela. Selamlarını. Şöyle. Selam borcum vardı çünkü. Çamurumuzu koyalım. Arkadaşlar şöyle. Mesela. Çamurumuzu gönderelim, koyalım buraya. Arkadaşlar şöyle. Buraya koymuş çamur arkadaşlar. Yunus Emre. Şu büyük taşı oraya mı atsak ne yapsak bilmiyorum. Şuraya atalım onu. Kaç bakayım. Arkadaşlar böyle. Nasıl kaldı? Kök batmış ağaç kökü al. Çizmelerinde çamur oldu. Şimdi annen sana ne diyecek? Bu ne diyecek? Çekil bakayım. Dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bugünlük de böyle bir video oldu. Bizlere inşallah destek olmak için arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni bir video kadar inşallah Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yunus Emre, vedalaşmak ister misin? He? Ayaklarım çamur oldu ya. He? Ayaklarım çamur oldu. Bir hoşça kal de. Bir hoşça kal de ondan sonra. Kapatıyorum ama videoyu diyecek misin? Kapat. Hoşça kal demeyecek misin? İyi bakalım hadi. Çizmeler ne olacak onu ya? Çamurlarını yıkarız oğlum, bir şey olmaz.